Merhaba kader mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Snapchat hilelerine bakacağız hep birlikte. Sıradaki videonun ne olmasını istersin? Şu an topluluk bölümünde bir anket var, oraya göz atabilirsin. Biz hemen Snapchat hilelerimize geçelim. Bazılarını biliyorsunuzdur, bazılarını da bilmiyor olabilirsiniz. Değişik şeyler var, hep birlikte göreceğiz neler olduğunu. Videoya geçelim, videoda görüşürüz kader mahkumları. İlk olarak bu Bitmoji'nin üzerindeki şeyi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz. Bakın alt tarafa böyle indirdiğimizde selfie değiştir yazıyor gördüğünüz gibi. Bu selfie değiştir bölümüne tıklayıp buradan Bitmoji'nin şeklini değiştirebiliyoruz. Bitmoji selfie'sini ne yapalım? Buradan 3 boyutlu seçeneği de yakında geliyormuş. Bakın gördüğünüz gibi burada da bir yeni özelliği görmüş olduk. Şöyle kahkaha atalım. Tamamlandı diyelim. Gördüğünüz gibi bu Bitmoji selfie'miz bu şekilde değişebiliyor. İlk özelliğimiz buydu. Bilmeyenler olabilir. Çok kişi de aynı gördüm burada kullanırken. Sizinki de böyleyse eğer bunu düzeltip kendinize istediğiniz şekli verebilirsiniz. İkinci özelliğimiz de gördüğünüz gibi burada fazla kişilerle fotoğraf alıp birbirinize gönderdiğinizde bildiğiniz gibi bir ateş çıkar. Orada birbirinize attığınız snap puanları aracılığıyla gördüğünüz gibi burada 2 yazıyor. Bunları değiştirmek mümkün. Buradaki emojileri dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yapmamız gerekenler şöyle gelip şuradan kendi fotoğrafımızın üzerine tıklayıp ayarlar bölümüne gitmek. Ayarlar bölümüne gittikten sonra biraz aşağı doğru iniyoruz. Buradan ek hizmetler diye bir seçenek var gördüğünüz gibi. Ek hizmetleri yönete tıkladığımızda buradan arkadaş emojileri seçeneğine tıklıyoruz. Mesela yakın arkadaşlar vardı orada, onu değiştirip şöyle yapabiliriz. Daha sonra gelelim şu ateşi de snap serisini değiştirip ne yapalım? Şöyle donan surat yapalım şu şekilde. Geri gelip tekrar bakalım bir düzelmiş mi? Bakın gördüğünüz gibi oradaki şekiller değişti. Biri işte donan oldu, biri parlak göz oldu. Bu şekilde bu emojileri de değiştirebiliyorsunuz. Farklılık isterseniz eğer. Ve gelelim Snapchat'i koy modda kullanmak isteyenlere. Buradan onu da yapabiliyoruz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra aşağı iniyoruz. Buradan uygulama görünümü bölümüne tıklıyoruz. Buradan koyu her zaman dersek eşleştirme sistemi var Snapchat ayarlarına göre. Her zaman koy deyip geri geldiğimizde Snapchat hesabımız koyu oluyor. Bu şekilde koy modda Snapchat'i kullanabiliyoruz. Şimdi örneğin diyelim bir paylaşım yapacaksınız. Buradaki boyama kalemine geldiğinizde rengi beğenmeyip şu şekilde dilediğiniz gibi farklı farklı renkler seçebilirsiniz. Normal renkler, pastel renkler ve canlı renkler. Bunların da renk tonlarını seçmek için şöyle şu renk butonu gördüğünüz gibi aşağı yukarı çekerek rengi değiştiriyoruz. Bunu dilediğiniz yöne doğru böyle kaydırırsanız açık ve koyu o rengin tonlarını da şu şekilde elde etmiş olabilirsiniz. Bakın mora gelelim. Morun daha açık versiyonu. Buradan dilediğiniz tonu bu şekilde seçip daha sonra yazıyı çiziminizi bu şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer özelliğimize bakalım. Bakın gördüğünüz gibi burada bu kuş var mesela. Bunun üzerine şöyle basılı tuttuğumda bizim için bunu internetten tarıyor, ne olduğunu buluyor. Bakalım ne gibi bir sonuç getirecek bizlere. Bu şekilde gördüğünüz gibi mesela kuş kafası yazıyor. 2 tane zemin listesi çıkardı. Kuş lensleri, daha sonra bu şekilde farklı önerilerde de bulunabiliyor. Şuraya tıklayalım, lensleri dene diyelim. Bunun gibi lensler vesaire varsa bakın bu şekilde önünüze lensler getirebiliyor. Dilerseniz bu şekilde tarama işlemlerini de parmağınızı üzerine basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim Snapchat'te puan kasmak istiyorsunuz. Bunun için birbirlerine ST yapanlar vesaire var. Onun yerine şuna tıklayalım, artıya. Diyelim sadece tek amacınız puan kasmak. Buradan çoklu snap'e seçtiğimizde şöyle arka arkaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çekip sonucu kaç tane ise sanırım 10 tane mi 7 tane mi çekiyor. Şu şekilde çektiğimizde 10 taneymiş. 10 taneyi daha sonra gönderirseniz snap puanınız bunun katları şeklinde artarak siz de snap puanı kasabilirsiniz. Böyle biliyorum. Eğer Snapchat buna bir güncelleme getirmediyse bilginiz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada benim göstermediğim özellikler de varsa yorumlar kısmına yazın, hep birlikte kullanalım. Şimdi sizlere çok güzel iki özellik göstereceğim. Bakın burada gördüğünüz gibi bir şey göndermeden arama kısmına tıklayıp 3D Paint yazacağız. 3D Paint yazalım bir, 3D Paint diye. Buradan gördüğünüz gibi lenslerden Snapchat'in 3D Paint'i var. Bakın bunun gibi farklı özellikler de var. Sprey boyayla vesaire de yapabiliyorsunuz. Bunu benim bilgisayarımda açmadı. Bakalım başka bir tane vardı. Ondan onu bakalım yapabilecek. Ekran kaydı açtığım için yapmış olabilir. Daha önce bunu yaptım, denedim. Az önce sizlere göstermeden önce oldu. Bunu siz 3D Paint yazarak açtım. Snapchat'in gönderdiği şeyi açarak siz 3 boyutlu yazıları şöyle havaya artırılmış gerçeklikle yazabilirsiniz. Şu an neden olmadı bilmiyorum ama büyük ihtimal ekran kaydı vesaire ya da telefonda yer olmadığı için bu şekilde bir hata vermiş olabilir. Bu şekilde 3 boyutlu yazı özelliklerini de bulabilirsiniz. Böyle fotoğraf çekiyoruz. Daha sonra üst taraftaki metni düzenleye bastığımızda ise
Gördüğünüz gibi metni vesaire değiştirip alt taraftan da yazı tiplerini vesaire değiştirebiliyoruz. Gayet güzel bir özellik. Aynı şekilde yine arama kısmına bu sefer 3D caption yazıyoruz. Caption olarak yazıyoruz. Snapchat'in attığı zaten filtreyi görürsünüz. Ona basarak da bu şekilde farklı yazıları yazıp örneğin alnınıza şu şekilde sabitleyip 3 boyutlu yazıları kullanıp snap atabiliriz. Az önce bu kuşu tarama özelliğinde sizlere göstermiştim. Gelip şunun üzerine tıkladığımızda taranıyor diyor. Bunu taradıktan sonra farklı farklı işlemler de var. Giysi lensleri var. Bunları da size söylemek isterim. Buradan Shazam'la şarkı bulabiliyoruz. Bir şarkı çalıyorsa tarama özelliğiyle şarkıyı dinletebiliyoruz. Bir matematik problemi varsa öğrencilere lazım olacak uygulamalarda taratmıştık. Matematik probleminin üzerine tuttuğunuzda sizin için bu matematik problemini çözecektir. Bir köpeğimiz varsa tutup cinsini tespit edebiliriz. Bir bitkinin ne olduğunu merak ediyorsak onu, bir otomobili ve sağlık ürünlerini, örneğin bir elma var. Elmaya taradığınızda elmanın kalorisini, işte içindeki mikro ve makro değerleri size gösteren tarama sonuçları da var. Gayet güzel. Snapchat kendini geliştirmiş. Instagram'la TikTok yarışırken Snapchat'te emin adımlarla ilerliyor. Kendi kitlesi var, kullananı var. Yaş ortalamasının biraz küçük olduğunu düşünüyorum veya yeni yeni onu keşfettiklerini ya da benim öyle kişilere denk geldiğimi düşünüyorum ama genelde iyi bir uygulama. Kendini geliştirip kendine özgün şekilde devam eden bir uygulama. Bildiğiniz gibi Instagram bunlardan hikaye özelliğini alıp her yere hikaye ekledi. Bununla rekabeti kızıştırmak için. Başarılı da oldu. Yani Instagram kullanımı günden güne artıyor. Şu an Instagram'ın büyük rakibi TikTok. Snapchat'teki çoğu kişi kullanmıyor. Güzel bir uygulama. Harita üzerinden konum paylaşımı, Bitmoji vesaire. Hepsi Snapchat'e bağlı uygulamalar zaten. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Bilmediğiniz özelliklerin olduğunu düşünüyorum. Sizin bundan başka bildiğiniz özellikler de varsa dediğim gibi yorumlar kısmına yazıp bizi de aydınlatabilirsiniz. Hep birlikte bu özellikleri de kullanırız. Bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş olur. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlenceli ve beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer abone değilsen olursan çok sevinirim. Yorumlarını bekliyorum. Bir beğeni de atarsan harika olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kadar mahkumlara. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.